Honda Zero yani sıfır serisi adını verdiği yeni elektrikli otomobillerini tanıttı. Hayır, bu modeller konsept modeller değil. Gelecek sene satışa çıkacak üretim modelleri. Honda Zero serisini tekrar sıfırdan başlıyoruz sloganıyla tanıttı. Peki yılda 4 milyondan fazla otomobil satan Honda neden böylesine büyük ve radikal bir değişim yapmayı tercih etti? Bu uçuk modeller Honda için felaket mi olacak yoksa Japon üretici başarısını sürdürebilecek mi? Bakalım. Honda'nın bu hamlesini analiz edebilmemiz için geçmişine yolculuk yapmamız gerekiyor. Honda uzun yıllardır özellikle araçlarını yenilikçi, mükemmel motorları ile başarılı oldu. Honda'nın kurucusu Soshiro Honda, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bisiklete motor takarak üretime başlamıştı. Ayrıca Soshiro'nun motor konusunda kendilerinin dünyayı kanıtlaması için büyük bir tutkusu vardı. Bunu yapmanın en iyi yolu tabii ki yarışlardı. Honda, Japonya'nın ilk Formula 1 yarış aracını üretip 1965'te katıldıkları Meksika Grand Prix'sini kazanarak adını dünyaya duyurmaya başlamıştı. Aynı yıllarda Honda motosiklet yarışlarında domine ediyordu. Soshiro Honda yarışlar için araç geliştirmenin, onları otomobillerin kalbi olan motor konusunda çok iyi seviyeye getirip rakiplerin önüne geçireceğine inanmıştı. Ki öyle de oldu. 1970'lerin başında petrol krizi yaşanıp benzin fiyatları 5 katına çıkınca Honda 1972 yılında CVCC motorlu Honda Civic ile dünya pazarına büyük bir giriş yaptı. Civic'in bu motoru döneminin en yakıt tasarruflu motoruydu ve o dönemdeki emisyon düzenlemelerine katalitik konvertör olmadan uyum sağlayabilen ilk motordu. Civic uzun yıllar dünyanın en çok satan otomobillerinden biri olacaktı. Japon üretici bu dönemde çevre dostu, az yakıt tüketen, sorunsuz motor teknolojileriyle büyük bir inovasyon yapıp rakiplerin önüne geçmeyi başardı. 1989 yılında ise küçük hacimli motorlardan, turbo teknolojisi olmadan, değişken subap zamanlaması sayesinde büyük güç üretebilen VTEC motorunu tanıttı. VTEC teknolojisi otomotiv mühendisliğinde devrim olarak kabul edildi. VTEC motorlu Honda Accord daha az yakıtta daha fazla performans sunuyordu. Accord'un motorları Toyota Camry ve Nissan Maxima gibi rakiplerine göre daha ekonomikti. Ayrıca orta boy bir sedan olarak geniş iç mekan hacmi ve konforlu süspansiyonları ile aileler için ideal bir otomobil haline gelmişti. Diğer taraftan yüksek kaliteli malzemeleri ve ergonomik iç tasarımı sürüş deneyimini keyifli hale getirmişti. Ayrıca Accord 1990'larda hava yastıkları, ABS frenler ve gelişmiş çarpışma güvenlik sistemleri gibi en yeni teknolojilere sahipti. GD Power ve Consumer Reports gibi bağımsız test kuruluşları Accord'u yıllarca en güvenilir sedanlardan biri olarak listeledi. Ayrıca Accord'un düşük bakım maliyetleri ve uzun ömürlü motorları büyük talep görmesini sağlamıştı. Tüketiciler Accord veya Civic satın aldıklarında uzun yıllar sorunsuz şekilde kullanabileceklerini biliyorlardı. Honda'nın dengeli süspansiyon ayarları ve keskin direksiyon tepkileri Accord'u sıkıcı bir aile arabasından sürmesi zevkli bir otomobile dönüştürmüştü. Bu sayede Honda modelleri Toyota ve Nissan gibi rakiplerinden daha sportif bir sürüş sunuyordu. Honda bu sayede sadece orta yaş tüketicilerin değil, genç tüketicilerin de büyük ilgisini çekmeyi başardı. Honda'nın bütün bu yenilikçi hamleleri sayesinde Accord 1982'den 1997'ye kadar 16 yıl boyunca Amerika'da en çok satan Japon otomobili oldu. Honda Civic ise dünya çapında çok satan otomobillerden biri oldu. Honda sıfırdan başlayıp o dönemde yenilikçi stratejileriyle satışlarını hızla arttırıp ticarette başarılı olmuştu. Günümüzde ise ticarette başarıyı yakalamanın yolu kuşkusuz e-ticaretten geçiyor. Sen de e-ticaret yapmak istiyorsun ama sermayem yok, nasıl başlayacağım diye mi düşünüyorsun? İşte tam burada İKAS Start paketi devreye giriyor. İKAS ile ücretsiz bir e-ticaret sitesi açıyorsun. Ne kurulum ücreti var ne de aylık ödeme. İlk sermaye mi lazım? Onu da İKAS senin için düşünüyor. %0 faizli 75 bin liraya varan ticari kredi imkanıyla işini hemen kurabiliyorsun. Kısacası artık e-ticarete başlamak için paran olmasına bile gerek yok. İKAS her zaman yanında. Hayalini erteleme. Sen de başla. Kargo masrafları da gözünü korkutmasın. İKAS kargo sürecinin de senin için düşünüyor. 69.90 liradan başlayan fiyatlarla uygun maliyetli gönderim yapabiliyorsun. Hadi durma. Video açıklamasındaki linke tıkla. Hemen mağazanı aç ve satışa başla. Japon üretici, yenilikçi ve dinamik bir marka olmayı sürdürmek için spor otomobilleri de büyük önem verdi. Honda NSX, Ferrari'ye doğrudan rakip olan ilk Japon spor otomobili oldu. Ayrıca 1999'da satışa çıkan Honda S2000, seri üretimde en yüksek devir çevirebilen atmosferik motora sahipti. Honda'nın araçlarının performansı, yol tutuşu ve sürüş keyfi çok ileri seviyedeydi. Üstelik çok uygun fiyatlara. Ayrıca Japon üretici Williams Honda ve McLaren Honda işbirlikleriyle 1990'larda Formula 1'de büyük başarılar kazandı. 1980'ler ve 90'larda Honda mühendislik ve yenilikçilik konusunda rakiplerinden çok öndeydi.
Performans, sürüş keyfi, kalite, yakıt tasarrufu, dayanıklılık ve sorunsuzluğu makul fiyata sunan Honda, dünya çapında hızla yayıldı. İlk otomobilini henüz 20 yıl önce üreten Honda, 1984 yılında köklü birçok rakibini geride bırakarak dünyanın en çok satan 5. otomobil markası olarak kimsenin beklemediği bir başarı gösterdi. Başarısını sürdüren Japon üretici 1992'de ise 3. sıraya yükseldi. Hatta Honda 28 yıl önce 1997'de satışa çıkardığı Honda Insight ile ilk hibrit otomobil üreten markalardan biri oldu. Insight, Toyota'nın hibrit otomobili Prius'tan daha önce satışa çıkmıştı. Ayrıca bir yıl sonra Honda dünyanın ilk elektrikli otomobillerinden biri olan Honda EV Plus'ı da satışa çıkardı. Honda bu iki alanda da öncü marka olmuştu. Honda 2000'lere daha modern, büyük ve güçlü motorlarla giriş yaptı. VTEC teknolojisiyle yakıt ekonomisi ve performansı dengelemeyi sürdürdü. 2005'te satışa çıkan 8. jenerasyon Civic, çift seviyeli gösterge paneli ve başarılı dış dizaynı ile tasarımda devrim yaptı. Bu sayede Civic, Amerika ve Avrupa'da en çok satan sedanlardan biri olmaya devam etti. 2. jenerasyon SUV Honda CR-V ise aileler için güvenli, ekonomik ve geniş iş hacimli olmasıyla sınıfının en çok satan SUV'lerinden biri oldu. B segment Honda Jazz ise özellikle Japonya ve Avrupa pazarlarında büyük talep gördü. Japon üretici her segmente tüketiciye hitap eden modellerle pazardaki gücünü daha da arttırdı. Honda yaptığı bu yenilikler sayesinde 2007'ye kadar Toyota'nın arkasında dünyanın en büyük ikinci otomobil markası olmayı başardı. Ancak 2008 ekonomik krizinden sonra Honda için işler ters gitmeye başladı. Japon üretici kriz ortamı nedeniyle hızlıca maliyetleri kısma yoluna gitti. Honda ilk olarak büyük zaferler kazandığı Formula 1'den çekilme kararı aldı. Ancak 2009'da Honda'nın eski ekibi Brown GP adıyla yarıştı ve şampiyon oldu. Honda kısa vadeli kararlar yüzünden büyük bir fırsatı kaçırmıştı. Bu sebeple Japon üretici motorsporlarından aldığı pazarlama gücünü kaybetti. Formula 1'den çekilmekte sınırlı kalmayan Honda yine maliyetleri azaltmak için başarılı spor otomobilleri Honda S2000 ve Honda NSX'i de satıştan çekti. Honda'nın en büyük rakibi Toyota ise tam tersi stratejiyle Toyota GT86 ve Supra'yı satışa çıkarırken Nissan 370Z ve GTR modelleriyle spor otomobil pazarındaki güçlü yerini korudu. Spor otomobillerden vazgeçilmesi Honda'nın marka imajına zarar vermeye başlamıştı. Çünkü spor otomobil geliştirmek sadece bu pazarda var olmak için değildi. Mühendisler pazardaki en iyi yol tutuşuna sahip, yüksek performanslı otomobilleri geliştirmek için sınırları zorluyor ve yeni teknolojiler geliştiriyorlardı. Aynı şekilde Formula 1 için de geçerliydi bu. Sonra geliştirilen bu yeni teknolojiler diğer modellere de adapte edilmekteydi. Honda'nın Formula 1'den ve spor otomobil pazarından çekilmesi, yeni teknolojiler geliştirmesi konusunda muhafazakarlaşmasına sebep oldu. Ayrıca tüketicilerin gözünde markanın heyecan verici ve yenilikçi bir marka olma algısını da azaltmaya başlamıştı. Diğer taraftan Honda ilk hibrit otomobil üreten markalardan biri olsa da, Honda Insight, Toyota'nın hibrit modeli Prius'un gölgesinde kaldı. Insight, alüminyum gövdesi ve aerodinamik tasarımıyla oldukça yenilikçiydi. 100 km'de 3.4 litre yakıt tüketimiyle döneminin en verimli aracıydı. Ancak iki kapalı hatchback tasarımı nedeniyle aileler için uygun değildi. Toyota Prius ise geniş iç hacmi ile çok daha kullanışlıydı. Ayrıca Toyota Prius ile en çevreci marka olduğuna vurgu yaptığı çok güçlü bir pazarlama stratejisi izleyerek modelin tanıtımını mükemmel bir şekilde yapıyordu. Öyle ki bu pazarlama stratejisi sayesinde çevreci görünmek isteyen birçok ünlü de Prius kullanmaya başlamıştı. Prius açık ara farkla dünyanın en çok satan hibrit otomobiliydi. Halbuki Insight, Prius'tan daha verimli bir otomobildi. Ancak Honda pazarlama konusunda çok zayıf kalmıştı. Japon üretici Toyota Prius ile rekabet edebilmek için popüler modeli Civic'in hibrit versiyonunu satışa çıkardı. Ancak Toyota Prius'un elektrikli motoru tek başına çalışabilirken, Civic'in hibrit motoru her zaman benzinli motorla birlikte entegre çalışıyordu. Honda'nın bu hibrit sistemi Prius'un sisteminden daha az gelişmişti ve daha az yakıt tasarrufu sunuyordu. Bu nedenle hibrit Civic de Prius'un gölgesinde kaldı. Honda bu defa 2005 yılında 3 litre V6 motorlu Accord'un hibrit versiyonunu satışa çıkardı. Honda satışa 3 hibrit model çıkaran dünyadaki ilk marka olmuştu. Ancak güçlü motorlu Accord'un hibrit sistemi performansa odaklıydı. Ancak hibrit müşterileri performans değil yakıt ekonomisi istiyordu. Accord'un rakibi Toyota'nın hibrit Camry'si ise daha dengeli bir performans ve yakıt ekonomisi sunduğu için Accord'dan daha çok talep gördü. Yani doğru bir hibrit politikası izleyemeyen Honda uzun yıllar Toyota'nın gölgesinde kaldı. Japon üretici 2014'ten sonra daha güçlü ve gelişmiş hibrit sistemler ile Toyota ile daha iyi rekabet edebilir hale geldi. Ancak atı alan Toyota çoktan Üsküdar'ı geçmişti ve hibrit pazarını açık ara şekilde domine ediyordu.
Honda yenilikçiliğini kaybederken bir de 2008 yılında sorunlu hava yastıkları nedeniyle başı ciddi belaya girdi. Honda'nın tedarikçisi Takata'nın airbaglerinde kaza anında hava yastığını şişiren metal gaz tenekesinin patlamasına ve yolcunun yüzüne şarapnel şeklinde saçılmasına yol açan bir üretim hatası tespit edildi. Bu ciddi hata ölümlere sebep olmaya başlayınca Honda 2008 ile 2015 yılları arasında 5 milyon otomobili geri çağırmak ve airbagleri değiştirmek zorunda kaldı. Bu sorun sadece Honda'yı değil, Takata airbaglerini kullanan neredeyse her markayı etkilemişti. Toplamda 100 milyon araç da bu sorunla karşı karşıya kalmıştı. Ayrıca birkaç yıl önce Honda'nın otomobillerinde hatalı direksiyon kutusu nedeniyle direksiyon hakimiyetini zorlaştıran ve kaza riskini arttıran bir sorun tespit edildi. Honda 2022 ile 2025 yılları arasında üretilen Civic, CR-V ve HR-V olmak üzere 1.7 milyon aracı geri çağırmak zorunda kaldı. Uzun yıllar yüksek kalite, dayanıklılık ve sorunsuzluk, müşterilerin Honda'yı tercih etmesinde en büyük etken olmuştu. Bu sorunlar Honda'nın bu imajına ciddi zarar verdi. J.D. Power 2003 yılında sorunsuz markalar sıralamasında Honda'yı Toyota'nın hemen arkasında 3. sıraya koyarken, 2024'te ise Honda 20. sıraya kadar geriledi. Japon üretici en büyük satış ve pazarlama gücünü kaybetmişti. 2017 yılında Honda CEO'su Takahiro Hachiko, Reuters'a verdiği bir röportajda tasarruf yoluna giderek şüphesiz Honda'yı Honda yapan mühendislik şirketi olarak yolumuzu kaybettik diyerek markanın inovasyon ve mühendislik alanındaki eski dinamizmini yitirdiğini itiraf etmişti. Diğer taraftan kapıda sektörü kökünden değiştirecek bir elektrikli otomobil dönüşümü vardı. Honda muhafazakarlaşmış bir marka olarak bu dönüşüme de geç kaldı. Elektrikli otomobil yerine Toyota gibi hibrit teknolojisinde ısrar etse de Toyota'nın gölgesinde kaldı. Ayrıca elektrikli otomobil yerine Toyota gibi hidrojen teknolojisini geliştirmede uzun yıllar saplantılı kaldı. Bu da elektrikli otomobil üzerine çalışmalarını uzun yıllar erteledi. Honda 2017 yılında ilk modern elektrikli otomobili Honda Clarity Electric'i satışa çıkarsa da aracın menzilinin sadece 143 km olması sebebiyle başarısız oldu. 2 yıl sonra ise Honda E'yi satışa çıkarsa da yine yüksek fiyat ve düşük menzil nedeniyle Tesla Model 3 ve Nissan Leaf ile rekabet edemedi. Toyota da elektrikli dönüşümüne geç kalsa da başarılı, geleneksel ve şarj edilebilir hibrit stratejisi sayesinde satışlarını her geçen yıl arttırmayı başarmıştı. Bütün bu yanlış stratejiler nedeniyle Honda yenilikçi ve dinamik bir marka olduğu imajını tamamen yitirmişti. Elektrikli otomobil dönüşümüne geç kalan Honda, elektrikli otomobil fırtınası esen ve en büyük pazarı olan Çin'de çok büyük kan kaybetti. 2021'de 1.6 milyon adet olan satışlar, 2024'te yarı yarıya düşerek 800 bine kadar geriledi. Çin pazarı için tasarlanan modeller, Honda e:NS1 ve e:MP1, beklenen etkiyi yapamadı ve BYD, NIO, XPeng gibi yerli üreticiler ve Tesla'nın gölgesinde kaldı. Honda, özgün bir tasarım kullanmak yerine NIO ve XPeng'den esinlenmiş gibiydi. Yine geçtiğimiz yıl tanıtılan Honda Y serisi, S7 ve P7 modelleri de tüketicilerde heyecan uyandırmadı. Çünkü tasarım konusunda BYD, NIO, Li Auto gibi Çinli üreticiler çok daha başarılıydı. Ayrıca Hyundai ve Kia da elektrikli otomobillerinde geleneksel tasarımdan koparak, özgün, cesur ve radikal tasarım dili kullanarak pazarda güçlü konuma gelmişti. Uzun yıllardır yenilikçiliğini ve cesaretini kaybedip gelenekselleşen ve elektrikli otomobil pazarında hiçbir varlık gösteremeyen Honda, radikal bir adım atması gerektiğinin farkına vardı. Aksi halde gelecekte markayı çok kötü dönemler bekliyor olacaktı. İşte tam bu nedenle Japon üretici bu yıl Honda Zero serisini tanıttı. Karşınızda özgün, cesur, yenilikçi tasarımıyla başka bir dünyadan gelmiş gibi görünen bir otomobil vardı. Aracın alışagelmişin dışındaki hatları, alçak, sportif ve dinamik görüntüsü çok etkileyiciydi. Honda o radikal adımı atmıştı. Bu aracı görenler konsept model olduğunu düşünebilir. Ancak Honda CEO'su aracın gelecek sene satışa çıkacak modelin üretim versiyonu olduğunu söylüyor. This new production design maintains the exact shape of the original concept introduced last year. We are very excited to bring this model to market in 2026. Ayrıca Zero serisinin ince, hafif, alçak, aerodinamik tasarım diliyle geleneksel elektrikli araçların kalın ve ağır yapısına meydan okuduğunu belirtti. İç tasarım da oldukça etkileyici ve fütüristikti. Diğer taraftan serinin Level 3 otonom sürüş özelliklerine sahip olacağını ve çok daha güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sunacağını özellikle vurguladılar. Honda bu sistem için 3 yıldır Sony ile ortaklık yapıyor. Honda bu alanda Tesla'ya rakip olacağını duyuruyordu. Ayrıca Zero serisi Honda'nın ultra yüksek dayanımlı çelik kullanılarak geliştirilen yeni platformunda üretilecek. Araçta elektrik motoru ve şanzımanı tek bir kompakt ünite içinde birleştiren
kompakt iyi aks sistemi kullanılacak. Bu yöntem tahrik sisteminin %40 küçülmesini sağlayarak daha geniş iş mekan alanı sağlıyor. Ayrıca aracı daha verimli ve hafif yapıyor. Diğer taraftan da anlık tork ve yüksek hız sağlama yeteneğine sahip. Ayrıca sistem ince batarya paketiyle de birleşerek aracın ağırlık merkezini düşürüp dinamik bir sürüş sağlıyor. Honda Zero serisiyle tasarımda radikal ve cesur bir hamle yaparak tüketicilerde heyecan uyandırıp yenilikçi ve teknolojik bir marka olduğu algısını tekrar geri getirmeye çalışıyor. Zaten Zero serisiyle tekrar sıfırdan başlıyor sloganıyla bunu açıkça vurguluyorlar. Çünkü şu ana kadar bir varlık gösteremedi elektrikli otomobil pazarında yer alabilmesi için başka şansı yoktu. Tüketicilerin dikkatini çekmek zorundalardı. Çünkü gelecek elektrikli otomobillerde. Japon üretici Zero serisiyle klasik çizgilerinden uzaklaşıp genel stratejisinde büyük bir dönüşüm gerçekleştirerek yeni bir marka kimliği oluşturmayı hedefliyor. İlerleyen yıllarda bu strateji işe yarayacak mı göreceğiz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, gelecek videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Honda'nın yeni modellerini beğendiniz mi? Sizce Honda doğru yolda mı? Yorumlarda buluşalım.